Herkese. Ben niye böyle sanatçı zannediyorum kendimi? Bilmiyorum, bir havaya girdin bugün sen ama. Hadi hayrola. Ay evet, artık sıkıldım ilim irfanla uğraşmaktan. Sahnelere atacağım kendimi. Evet, gerçekten astroloji çok zor meslekmiş. Ben de öğrenmeye çalışırken dedim İnsanların ki kaderlerini bu kadar görüp onlara yarısını söyleyip yarısını söyleyememek ya da söylemek zorunda olup zorlanmak. Yani zor. hepsini gördüğünde söylemek mi gerek acaba? Karma Etik etkisi yaratıyor olarak muyuz? dikkat ederek söylemek Yani gerekiyor. ben her şeyi söylenmesini isterim. Ben kendimi hiç hazırlardım mesela. Hiç öyle olmuyor işte. Olmuyor Ay mu? ben çok hazırım. Bana her şeyi anlatabilirsin diyorlar. Sonra Sonra anlamaya ağlamaya başlıyor. Evet. Olmuyor. Peki Şubat Olmuyor. ayında yüzümüz güler mi? Güler bence. O zaman Şubat'ta neler bekliyor bizi? Vallahi çok güzel şeyler bekliyor. Şurada notlarımı da almıştım. Hemen bakalım. Şimdi sizi astrolojiye doyuralım. Zaten Doyuralım. istedikleri o. Evet, Arada astroloji sohbet severler. istemiyorlarmış efendim. Biz kendi kendimize konuşmayacakmışız efendim. Biz çünkü mecburuz hizmet etmeliyiz ya. Evet, biz çünkü robotuz. Ya Hiç bir de kendi diyorlar aramızda ki konuşmayalım. canım siz kendi burcunuzu sormayın diyorlar. Ay ne yapayım, ben de sizin gibi merak O ediyorum. da merak ediyor. Ne yapsın Bu yani? mineyi boş bulamıyorum ki Ben sorayım yorumları özelde. okurken bazen çok mutlu oluyorum. Çok böyle ince düşünceli, iyi niyetli insanlar da var. Ama bazen de o kadar üzülüyorum ki sanki bizi böyle kullanmak ister gibi. Tabii çok Siz tatlış bizim yorumlar da var, hakkımıza sağ yorum yapın. olsunlar. Başka hiçbir şey yapmayın, hiç konuşmayın. Efendim espri yapmayın. Ama biz burada bizimle mutlu olanları çağırıyoruz zaten, değil mi? Tamam, Şubat. Şubat diyelim biz. Şubat diyeyim. Neydi ya? Sus mu dedin yani bana? Onlar Bu demeden ben kadın da diyeyim bu bir alem ya. sefer. Bu kadın da bir alem. Beni çıldırtmayın. Evet, 20 Ocak'tan itibaren Güneş artık Kova burcuna geçiyor ve 23 Ocak'ta bir Güneş Uranüs karesi, aynı zamanda Venüs Jüpiter üçgeni sekstili yaşıyoruz. Bunların her birinin etkileri var. 25 Ocak'ta yine 00:42'de 4 derece Kova burcunda bir yeni ayımız olacak. 27-28 Ocak'ta da Venüs Neptün'le kavuşacak ama bu kavuşum Mars'a dik açı yapacak. Hepsinin anlamlarından şimdi başlayalım. Öncelikle Şubat ayı aşk için ama gerçek aşk için, için için mücadele ettiğimiz bir ay olacak. Hepimiz gerçekten sevmeyi ve sevilmeyi istiyor olacağız. Bu etki genel bir etki, her burç için geçerli. Ve 25 Ocak'taki yeni ay Merküryen bir yeni ay ve Merkür'ün çok güçlü çalıştığı, Kova burcunda çok güçlü çalıştığı bir yeni ay olacak. Hepimiz için teknoloji, teknolojik cihazlar, araba, telefon, tablet, bilgisayar almak, bunları yenilemekle alakalı yazılımlar, internet işleri, e-ticaret işleriyle alakalı çok başarılı bir yeni ay süreci yaşayacağız. Evet, bunlar Çok güzel. teknolojik bir döneme giriyoruz. Çok teknolojik, teknoloji anlamında çok şanslı Teknoloji olduğumuz işleriyle olumsuz. uğraşanlar peki Evet, olumlu çok iyi etkiler olur. alır mı? Teknoloji işiyle uğraşanlar, sadece teknolojide değil, iletişimle ilgili iş yapanlar, haberleşme Ha, işinde bizim olanlar, mesleğimizde de o medya, zaman güzel basın, gelişmeler yayın, olabilir. internet, tüm bu konularla uğraşanlar için sosyal medya medyo ne ya? Sosyal. Medya fenomenleri içinde çok güzel. Yani içinde haber, iletişim ve teknoloji olan her konuda çok başarılı olacağımız bir yeni ay Oh, sürecine adım fıstık gibi atıyoruz. bir döneme giriyoruz o zaman. Ya sen de var ya, sırf sevineceğim diye abart da abart. O Ya kadar da değil. ne yapayım? Sevinmeyi bu kadar açmışım demek O ki. kadar da değil İnci. Ya ama ne İnsanları yapalım? ümitlendirme. Şöyle ben umut tacirim. Umut gönlümün ekmeği. Umar ha umar umar. tacirliği diye bir meslek var ya. Umut tacirliği mesleğinden kendisi. Yazık ya. Hani ama o kadar da değil İnci. Yazık ama beni de anlayın. Ben ki nasıl bir hayalperest bir insansam, gitmişim kızıma hayal adını koymuşum. Demişim Aa, ki bak çocuk böyle hayal kursun, düşünmemiştim. gerçek olsun. Ama çocuk da bir o kadar da yani Gerçekçi realist mi? bir çocuk, İkizler evet. tabii. Güneş ikizler burada. Evet, gelelim Evet, şimdi tekrar burçlarımıza. burçlara gelelim. Öncelikle koçlarla Koçlar. başlıyoruz. Evet, sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, kesinlikle arkadaşlıklar ve aşk anlamında en şanslı burçlardan biri sizsiniz. Bol bol gezeceğiniz, sohbetler edeceğiniz, o davet senin, bu dernek benim, bu düğün benim, dolaşacağınız bir aya adım atıyorsunuz. Evet, arkadaşlarınız evlenebilir, onların nikahlarında yanlarında bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınızın özel davetlerinde bol bol boy gösterebilirsiniz. Davetlerin yıldızı sizsiniz. Bol bol gezin. Evde oturmayın, durmayın. Ocak ayında üzerinize çöken o kasvet, iş baskısı, iş sıkıntısı, ailenin sizden beklentisi, aile büyüklerinin veya devletle ilgili işlerinizin sıkıntılı olması durumu artık bu ay itibariyle dağılmaya başlıyor. O kasvet çok çektiler. Risk alamazsın, hayatını tehlikeye atamazsın. Hayat şöyle gerçekçidir, böyle zordur. Çok rahat yaşadılar. Aralıktan beri bir çilenin içindeler iş ve kariyerle ilgili. Ama bu ay koçlar için çok başarılı etkileri işaret ediyor. Bir kere dediğim gibi çok gezin.
Umutlarınız, hayallerinizle ilgili Allah yüzünüze gülebilir. Gerçekten çok umutlu olun. Dualar edin, dileklerde bulunun. Vizyonunuzu geliştirin. Patronlardan zam istemek, terfi istemek gibi güzellikler isteyebilirsiniz ve karşılığında da olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hayır, kovulmazlar. Umutlarının yeşerdiği güzel, şanslı bir dönemdeler çünkü. Evet, ve vizyonunuzu geniş tutun. Bakış açınızı geniş tutun. Dar düşünmeyin. Çok neşeniz yerine gelecek. Ayrıca Şubat ayında Aslan Burcu'ndaki Dolunay'la beraber aşık olacaklar, sevecekler, sevinecekler. Ve Şubat sonuna doğru eski sevgililer, sizi üzen insanlar özür dileyerek arkadaşlarınız ya da dostlarınız geri dönüş yapabilirler. Kabul etmeyin. Tabii ki kabul etmeyin. Retroda gelenden hayır gelmiyor hakikaten. Yani böyle askıya alın. Tamam canım, evet, özrünü bir düşüneceğim falan deyin. Askıya alın. Ama aşkta kesinlikle mutlu olacaksınız. Arkadaşlıklarda mutlu olacaksınız. Kendinizi böyle kanalize edin. Böyle düşünün, böyle olsun. Çünkü hayat sizden yana, şans sizden yana. O davet senin, bu davet benim. Doğru dürüst insanlar tanıyacaksınız. Arkadaşlık ilişkileriniz gelişecek ve sosyalleşeceksiniz. Bu ayın en sosyali koçlar. En aşık olanı da koçlar. Sen anlatıyorsun, ben burada mimik yapıyorum niyeyse. Ha, bu arada bebek haberi de gelebilir koçlara. Bebek, koçlar. Çocuk, çocuklarla ilgili yenilikler, çocuklarla ilgili başlangıçlar, güzel gelişmeler yaşayabilirler. Koçlar ne kadar şanslı Şubat'ta yaşasın. Maşallah, çocuk. Hak ettiler maşallah. Bence. Bence de çok üzüldüler onlar. Gel, gelelim boğalar o zaman. Evet sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar için. Onlar da böyle işte nerede yaşayacağım, evi taşıdım mı, taşıyacağım mı derken artık nerede yaşayacaklarına karar verip bu ay biraz daha sorumluluk odaklılar ama keyifleri onların da yerine gelecek. Çünkü aileleriyle ilgili de, evleriyle ilgili de, yaşamak istedikleri yerle ilgili de, kariyerleri ve gelecekleriyle de ilgili çok güzel kararlar alacaklar. İş arıyorlarsa iş bulabilirler, yeni bir projenin içine dahil olabilirler, kendini daha iyi duyurmak adına çok güzel başlangıçlar yaşayabilirler. Onların da iş hayatlarında başarı elde edecekleri, mesela devlet işleri varsa, başvurular yapmak istiyorlarsa veya bir sınava girdilerse ve sonuç bekliyorlarsa çok güzel sonuçlar elde edecekler. Evlerine yakın iş bulabilirler, işlerine yakın ev bulabilirler, evde bir takım yenilikler yapabilirler. Emlak, ev almak, ev kiralamak, satmak, bu tip konularda da çok başarılılar. Evde yenilikler yapmak için de çok şanslılar. Bir de ne olabilir? Aile büyükleriyle önemli konuları gündeme getirip onları çözümlemeye başlayabilirler. Arkadaşlık ilişkileriyle de ilgili böyle eskiye dayanan dostluklarda güzel gelişmeler olacak sevgili boğalar için. Biraz daha bir durur musun? Bak buradan sana kaç tane yorum gelecek? Şimdiden hazır ol. Şimdiden hazır ol. Bu ne şimdi böyle yapıyorsun? Ben sanki ekran dışına düşecek gibi. Dur bir dakika ya, şöyle istedim. Yeter bu inciden benim çektiklerim bunlar artık. Retroşim değil mi? İyi bence, evet, çok yakınmış az önce. Değil mi ya, ne oldu böyle? Böyle daha iyi sanki. Emine'ye bakacağım, bakamıyorum. Ha, bak şimdi bana. Tamam. Evet, şimdi boğaları kaynattın diye sana kaç tane mesaj gelecek? Ay, gerçekten senin yerinde olmak istemezdim. Senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Benim en sevdiğim boğalardır. Evet, boğaları çok seviyor İnci. Onun için boğalar kızmayın İnci'ye, tamam, bu da hep yani kızmayın diye bence bu sözler ama yok, neyse. Değil, gerçekten. Gerçekten. Çünkü kendisi de aslında dolaylı yoldan bir boğasın. Boğa burcunda ay tutulması varken doğmuşsun. Bereketli çocuk. Bereketiyle dünyaya gelmiş maşallah. Hayırlı olsun inşallah. Evet tamam. Yani, tamam yani, tamam. Senin için, senin düşündüğünden. Evet, boğalar ne dedik? Kariyer ve sorumluluklarına odaklanacaklar. Ev, emlak, ev almak, satmak, kiralamak, değiştirmek, evde yenilikler yapmakla ilgili çok şanslı olacaklar. İş arıyorlarsa iş bulacaklar. Eğer benim işim gücüm yok, ben evde oturuyorum, ev hanımıyım diyorsanız sorumluluklarınızı daha güzel hale getirmek, kendinize daha güzel gelecek planları yapmak, biraz daha özgürleşmek için de fırsatlarınız olacak. Böyle sorumluluklardan özgürleşme fırsatları olacak. Onlar da biraz daha böyle daha üst düzey, daha iyi insanlarla karşılaşabilirler. Daha iyi derken konum olarak daha iyi. Eğer yalnızlarsa da kariyer anlamında üst düzey insanlara çekilebilecekleri bir dönemdeler. Ne güzelmiş. Ay şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu kapıda göründükçe şurada bana simetri niye yaptı böyle? Tamam bunu? Sen bittin canım. Sen gerçekten bittin. Ne oldu bana böyle? Uğraşma. Simetrim tuttu. Evet. Yani bir takdir sizin. Artık yazarsınız, döşersiniz aşağıya artık. Ben düşünmek istemiyorum. Aa, ne, kötü yorumları sil, tamam mı? Bir yükselen teraziye kimse öyle kötü şeyler bundan yazmamalı. Bundan sonra kötü yorum yapanları engelliyorsun İnci. Tamam, benim için. Lütfen engelle. Tamam, Minem öyle istiyorsa evet, ne yapalım? Engelli. Kötü bir tane yorum yapıldan engelle. Hiç acıma, çünkü bizi sevmeyen gitsin. Başka insanları sevin. Başkalarına gidin. Küstüm. Küstüm. Biz bugün kaynattık sanırım. İkizler.
İkizler'deyiz. Hayır, kafadan da kaynattık. Evet evet, biz iyi değiliz. Bize bir şeyler oldu. Vallahi idare edin artık. Evet, ikizler için çok şanslı bir yeni ay süreci. Hem aşkta, hem işte, hem de genel hayatta. Bu yeni ay ikizler ve yükselen ikizlere bir sürü fırsat getiriyor. Gözünüzü açık tutun. Bir kere rüyalarınıza çok dikkat edin. Vizyonlu, böyle acayip kozmik mesajlar içeren, işaretler ve semboller içeren rüyalar görebilirsiniz. Gerçek hayatta da işaretleri takip edin ve dikkat edin. Kesinlikle vizyonunuzu geliştirecek medya, basın, yayın, internet. Aynı zamanda öğrenciyseniz sınavlar ve eğitimlerle ilgili son derece başarılı bir süreçtesiniz. Hukuki olarak yeni bir işe başlayabilir, yeni bir eğitime başlayabilir. Kendinizi geliştirecek bir bilgiye vakıf olabilirsiniz. Aynı zamanda esas uluslararası ilişkiler, yabancı bağlantılı konularla alakalı çok çalışacak bu yeni ay. Yeni bir şehre gitmek, ülkeye gitmek, pasaport ne ya? Pasaport işlemleri. Pasaport ve vize işlemleri için de şanslı bir yeni ay süreci sizin için. Farklı bir ülkeye yerleşmek, farklı bir şehre gitmek, iş için şehir değiştirmek ya da ülke değiştirmek. Bu konularda da çok şanslısınız. Konu eğitimse, hukuksa, sınavsa veya değişiklik yapmaksa, yabancılarla ilgili uluslararası bir işse çok başarılı olacaksınız sevgili ikizler. Ve sembollere, işaretlere de dikkat edin dedik. Bu arada siz de yakın çevrenizde görmediğiniz birinden veya internet, iletişim, medya ile alakalı bir konudan dolayı tanıdığınız, tanıştığınız biriyle iletişim, böyle yoğun bir duygusallık içerisine girebilirsiniz. Beklediğiniz haberlerin geldiği, haber akışınızın ve özgüveninizin fazlaca arttığı, daha özgürleştiğiniz, bağlarınızdan kurtulduğunuz, beklettiğiniz ve askıya aldığınız işlerin hızlandığı bir sürece girmiş oluyorsunuz. Şubat ayı sizin için çok şanslı ve çok bereketli. Lütfen gözünüzü dört açın. Uzak akrabalarınızla ya da eşinizin akrabalarıyla da sorunlarınız varsa onları da Şubat ayı içerisinde çözeceksiniz. Sosyal medya aşkı mı yaşar yani ikizler mesela şu dönemde? Yaşayabilir. Ay yaşamayın, dikkatli olun. Ben çok temkinli yaklaşıyorum. No. O eskide kaldı. İnci, sen şey çok 10 sene öncesinde kaldın. Ben bir akrebim. Ben kuşkuluyorum. Hayır, artık sosyal medyadan benim evlenen, sosyal medyadan beni bile sevdiniz ayol. Niye olmasın? Ha, evet, tabii ki sevin, onu sevin. Hayır, şöyle. Tabii ki negatif insanlar da, ama gerçek hayatta da negatif insanlar. Artık ben sosyal medya aşklarına kötü bakmıyorum. Ya sosyal medyadan bizi sevebilirler. Biz içimiz dışımız bir yansıtıyoruz burada. Ondan değil sadece. Ama böyle sahte insanlar, sosyal medyadan sahte evlenen dönüyor. Çok arkadaşım var benim. Ve bazen oradan şöyle düşün, uzakları yakın hale getiriyor. Dünyada bu kadar insan var. Sadece yakın çevremizde olmayabilir seveceğimiz türde birisi. Temkinli olduğunuz sürece, ahlaklı olduğunuz sürece sosyal medyadan daha aşık olup evlenebilirsiniz. Benden sonsuz sınırsız izin. Sosyal medyada aradığınız her şey var. Kötü şeyler de var, iyi şeyler de var. Ne aradığınıza bağlı. İyi bir şey de çıkabilir ama siz yine de şüpheli artık yaklaşın bence. Artık zekiyiz ya. O kadar mesela iş paraya gelince veya iş başka şeylere gelince artık kadınlar da erkekler de daha uyanıklar bence yani. Çok fazla kandırıldığı için artık, çok örnek gördüğümüz için insanlardan artık daha akıllıyız diye düşünüyorum. Sence? Bence de öyleyiz. Ama olsun. Yine de sorgulamak. Allah ve... Satürn'de kovaya doğru giderken artık uzaylılarla mı iletişim kurarsınız? İnternetten mi koca bulursunuz? Jüpiter'den mi getirirsiniz? Kocanızı, karınızı bilemiyorum ama artık dünya gerçekten küçüldü. Sadece bu teknolojiye borçluyuz. Şimdi gelelim yengeçlerde, zaten onların da evlilik çağı değil evet, mi? Evet, ikizler her konuda çok şanslı. Evet. Kova yeni ayını ve Şubat ayını çok iyi değerlendirin. Aşk, iş, kariyer, para, hayal ettiğiniz ne varsa harekete geçirebilirsiniz. İşaretlere ve sembollere dikkat edin dedik. Toparlayacak olursak yengeçler. Evet, yengeçlerin daha para odaklı oldukları bir ay. Çok zor zamanlardan geçiyorsunuz sevgili yengeçler. O kadar zor şeyler yaşadılar ki. Neden zor? İlla kötü anlamda değil. Evleniyorsanız bu bir sorumluluk. Çalışıyorsanız bu bir sorumluluk. Her ne iş yapıyorsanız yapın. Hepsi bir sorumluluk ifade ediyor. Buyurun, geldi acaba? Yayınımıza mı katılmak Yayınımıza misafir geldi. Yengeçler de buna çok sevinecek eminim. Gidiyor. Evet, yengeçler misafiri sever ya. Evet, o yüzden onlar misafir sever. Geldi. Evet. Onu da öyle kıvıralım. Allah büyük. Sonuna kadar ne olursa kıvırırız. Bizde çok. Bizde laf çok. Evet, yengeçler için daha bu ay para odaklı oldukları bir ay. Ne oldu? Sorumlulukları arttı. Aralıktan beri üzerlerinde bir şeylerin artık değişmek zorunda olduğu fikri ve farkındalığı oluştu. Kimileri evliliğini bitirme kararı aldı, kimileri evlilik kararı aldı, kimileri çocuk sahibi olma yoluna girdi. Hayatınızda bir sorumlulukla yüzleştiniz ve kendinize daha çok değer vermek zorunda olduğunuzu, artık kendinizi düşünmek zorunda olduğunuzu ve bazı şeyleri bitirmek zorunda olduğunuzu fark ettiğinde sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Zor bir aydı. Fakat kova yeni ayı artık paraya odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Paranıza dikkat edin. Eğer miras, nafaka, prim, burs, kendi hayatınıza göre beklediğiniz bir para varsa bu size gelecektir. Yeni ay çok bereketli, bereketiyle geliyor. Eğer çok fazla borcu,
Geride böyle sıkıntısı olan bir kova, şey kova diyorum, yengeç değilseniz kova yeni ayı size para getirecektir. Ufak tefek borçlar da açığa çıkabilir. Bu anlamda dikkat edin ama hem kova yeni ayı hem aslan dolunayı para alanınızı hareketlendirdiği için bu ay parasal anlamda en şanslı burçlardan birisi de sizsiniz. Elinize çok güzel para geçebilir. Para diyoruz. İlişkilerle alakalı da kesinlikle ciddi durumlar, işte evliliğe doğru giden enerjiler ya da evliliğin bitmesiyle alakalı böyle hafiften baskılar devam edecek. Bu ay boyunca da evliliğinizle alakalı konularda yine önemli kararlar alacaksınız. Ama artık yeni ayla beraber odağınız biraz daha paraya kayacak. Ve yine Uranüs'ün Venüs'te olan, pardon, Uranüs'ün yeni ayla olan ve aynı zamanda Güneş'le olan sert kontağından dolayı bazı arkadaşlıklarınızı tamamen bitirme kararı da alabilirsiniz. Bazı insanları aşk anlamında da belki hayatınızdan birdenbire çıkarmak isteyebilirsiniz sevgili yengeçler. Bu arada medya, basın, yayın, yine hayallerini gerçekleştirmek, uzak yerlerle bağlantılı işler veya iş hayatlarında bir atılım yapmak istiyorlarsa bu konuda da güzel bir şans elde edebilirler bu ay içerisinde. Aha, güzel, sevindim yengeçler. Güzel geçmeler yani geçecek. Yani yengeçlerde iş, para, gani gayet güzel bu ara. Ama ilişkilerle ilgili eğer çok zor ve sıkıntılı bir ilişkin içindelerse biraz daha zorlanabilirler. Yengeçler nasıl karar verecekler? Onlar duygusal ya. Evet, yengeçler karar veremiyor ki galibim. Zaten genelde karşı tarafın acımasızlığıyla. Karşı, gerçi öyle karşı de olmuyor. Taraf karar veriyor. Aslında öyle de olmuyor biliyor musun? Yengecin de yumuşak atı çifte sipek olur değil misali. Bence de. Durur 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 bir kapının önüne koyar böyle kalırsınız. Oo, bak ya yengeçle birlikte olanlar zaten biliyordur eminim. En sonunda. Her su burcu için her aslında hayatta da böyle değil mi? Her yumuşak insanda yumuşak atın çiftesi pek olur. Fazla insanları bu beni zaten çekiyor diye yormayın. Çünkü onların bitirmesi tamamen gerçek bitirme oluyor. Ona göre. Yani yengeçler ilişkilerle ilgili sorumluluklarınız devam edecek ama iş, para, geleceğinizi kurmak, hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek anlamında çok şanslısınız. Lütfen buna dikkat edin. Biraz da kilo vermeye, sağlığınızla ilgili güzel aktiviteler içinde girmeye de çalışırsanız süper olur. Evet ve gelelim aslanlara. Evet, aslanlar için çok güzel bir ay. Aslanların zamanı bile diyebiliriz hatta. Çünkü aslanların güneşin karşıt evlerine geçmesi, ilişki alanlarına geçmesi, onların da bir böyle karşıdan ışık almaları anlamına geliyor. İlişkiler anlamında çok güzel parlayacağınız, yeni ilişkilere adım atabileceğiniz, evlilik kararı alabileceğiniz, çok güzel bir aşk ilişkisi içerisine girebileceğiniz bir zamandasınız. Aynı zamanda kendinizde yenilenme, güzelleşme, parlama etkileri de göreceksiniz. Bir takım estetik dokunuşlar, parlamalar, güzelleşmeler de yaşayabilirsiniz. Size bolluk, bereket, ilişki, aşk getirecek Şubat ayı. Şubat ayının en şanslı burçlarından birisi de aslanlar tabii ki. Aslanlar. Evet, eşinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Eşinizin işiyle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Evlenip yuva kurabilirsiniz. Evliliğinizde güzel bir anlaşma oluşabilir. Aranızda güzel bir haberi kutlayabilirsiniz. Bu ay odağınız daha çok hem kendiniz hem karşıdaki kişi olacak. Kendinizi güzelleştirmek adına bir sürü çalışmalar yapabilirsiniz. Hayatınıza bir yenilik, bir vizyon katmak isteyebilirsiniz. Bu ay çok güzel sizin için hem iş, hem ortaklıklar, hem de evlilik, ilişkilerle ilgili konularda en şanslı burçlardan birisi de dediğim gibi sizsiniz. Kendinizi yenilemeye, parlatmaya bakın. Işık sizinle. Bakalım bunu nasıl değerlendireceksiniz. Evet. Öyleydi. 2016 Ağustos'undan sonra böyle 2-3 yıl kadar garibim. Perişan oldular ama geçecek, o da geçti artık. Bazı aslanlar ama gerçekten aslanım diyor. Evet, aynen öyle. Ve gelelim şimdi başaklarımıza, Şubat onlara nasıl geçecek? Evet, başaklar ve yükselen burcu başak olanlar eğer hala aradığınız aşkı bulamadıysanız şansınız devam ediyor. Bütün bir yıl devam edecek aslında, ara ara daha fazla olacak. Ara ara azalacak ama bütün bir yıl aradığınız aşkı bulmakla ilgili çok şanslı olacaksınız. Çocuk sahibi olmak, yuva kurmak, bebek sahibi olmakla ilgili çok şanslı olacaksınız. Gökyüzünün sizi desteklediği dönemlerden birindesiniz. Şimdi Kova yeni ayı ve Şubat ayına girişimizle beraber ayın ilk yarısında odağınız iş ve sağlık konuları olacak. Yeni bir sağlık programına başlayabilir, bir diyete başlayabilir, spora başlayabilir, kendinizi yenileyebilirsiniz, check-up'tan geçebilirsiniz, kan tahlilleri yaptırabilirsiniz, kendinize bakın ve özen gösterin, güzelleşmek için de bir şeyler yaptırabilirsiniz.
sevgili Başaklar. Ve aynı zamanda iş arayanlar için de son derece şanslı bir süreç. İşinizi büyütmek, işinizde büyümek, terfi etmek için de son derece şanslı bir süreç. Evcil bir hayvan alabilirsiniz, evinize bir güzellik, neşe getirebilirsiniz. Yeni bir çalışan alabilirsiniz, bir asistan bulabilirsiniz yanınıza. Sizi asiste edecek biriyle ilerlemek isteyebilirsiniz sevgili Başaklar. Ayın ikinci yarısından itibaren biraz dedikodulara, gizli düşmanlıklara dikkat edin. Kötü alışkanlıklarınız varsa sağlığınız için bırakmaya niyet edin. Diyetler, efendim sağlıkla ilgili çalışmalar, yeme, içme, beslenme düzeniyle ilgili ayın ikinci yarısından itibaren siz de şanslısınız. Lütfen bu şansınızı değerlendirin sevgili Başaklar. Evet, sağlık ve iş konuları çok ön planda. Evlilik ve aşkla ilgili de çok şanslısınız. Ayrıldığınız birileri varsa size garanti geri dönecektir. Mart sonuna kadar bu etki devam ediyor. Ama siz bakmayın. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili kararsız ve sürüncemede de kalabilirsiniz. Gerçekten sevmek ve sevilmek istiyorlar artık. Onlar tamam, da çok yeter ya. Yoruluyorlar Başaklar. Hep fedakarlık nereye kadar gerçekten. O yüzden siz yeni gelenlere bakın. Bak sen. Öyle yapın vallahi. İnci de öyle söylediğine göre yapın yani. Başaklar da ne sever ya öyle şeyleri. Neyse. Yok yok, artık herkes yoruldu. Artık kimse yorulmak istemiyor. Tabii herkes canım. Sevmek, sevilmek istiyor. Terazilere gelelim mi? Evet sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, sizler için de çok güzel bir ay. En şanslı burçlardan biri de teraziler. Şimdiden söyleyeyim, Şubat'ın en şanslı burçlarından birisi de sizsiniz. Artık o sorumluluk, efendim işte ne olacağım, evde ne olacağım, babamla ne olacağım, annemle ne olacağım, yeter bunaldım derken. Değil mi ya, bitti artık teraziler, nedir bu? Evet. Yeni ay nerede? Aşk evinizde. Hı. Size çok güzel bir aşk fırsatını da beraberinde getiriyor. Sadece aşk, benim aşkla işim yok derseniz ki çok zor. Terazinin işi vardır her zaman aşk. Ama sahne, sanat. Mesela daha çok sosyal aktivitelere gireceksiniz. Daha çok işte tiyatrolar, sahneler, konserler, gezip dolaşabilirsiniz. Yeni güzel arkadaşlar, dostlar edinebilirsiniz. Daha çok sosyalleşebilirsiniz. Kesinlikle aşk kapınızı en güzel şekilde çalacaktır. Çocuklarla alakalı konularda da çok şanslısınız. Bebek haberleri alabilirler. Baba ya da anne olma haberleri alabilirler. Çocuklarla ilgili güzellikler, yenilikler, tatiller, atılımlar yapabilirler. Onların geleceklerini ilgilendiren konularda güzel kararlar alabilirler. Genel olarak şans ve aşkla ilgili, keyif almakla ilgili en şanslı burçlardan birisi de teraziler olacak. Ayın ilk yarısı aşk ve şansınız çok zirvede. İkinci yarısından itibaren sosyalleşmeleriniz daha da artıyor yoğun bir şekilde, ama bazı dostluklarınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Bazı insanlarla yollarınızı ayırabilirsiniz. Buna mukabil çok doğru düzgün dostlar da edinebilirler. Güçlü kadınlar, güçlü erkekler tanıyabilirler. Bu ay evinizde siz de durmuyorsunuz. Bekarsanız o davet senin, bir düğün benim, hiç belli olmaz. Her yeri geziyorsunuz. Aşk tamam mı? Orada kapılarını çalar belki. Vallahi çalar. Bir de hobisel çalışmalar da yapabilirler. Sanatsal işlere de girişebilirler. Hobilerini meslek haline de getirebilirler. Genel olarak aşk ve şans anlamında çok iyi bir ay sizin için sevgili teraziler. Evet, ve gelelim akreplere. Evet, akrepler ve yükselen akreplerin de yine sorumluluk alanını ve ev alanını, kariyer alanını çalıştırıyor. Yeni ay, yeni bir eve taşınmak. Yeni ay hanenizde. Efendim, dördüncü hanenize yeni ay doğmuş. Ne getirir? Ev getirir. Ev kiralama fırsatı getirir. Ev taşıma fırsatı getirir. Yeni bir ev alma fırsatı getirir. Evle alakalı konularda yenilikler getirebilir. Anneniz veya babanızla ilgili bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. Aynı zamanda yılın ikinci... Yıl ne ya? Hep şaşırıyorum. Şubat ayının ikinci yarısından itibaren kariyer alanınızdaki dolunayla beraber yeni bir iş, kariyer fırsatı, patronlardan gelebilecek önemli bir iş, sorumluluğun tekrar gündeme gelmesi, geçmişteki bir, çünkü retro etkileri de başlamaya yüz tutacak, bir sorumluluğun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bazı işleri artık bitirip yeni planlamalar içerisine girmek isteyebilirsiniz. Ne yapsınlar krepler şimdi Şubat'ın ikinci yarısında retroda işe mi başlasınlar? Retroda başlayamazlar. Yok, retroya denk gelmiyor dolunay. O zaman şey yapalım. 15'inde falan başlasalar. Olur tabii. Yani olur. Aynı ama zaman geldiyse iş artık. Sonuçta retro etkisi öncesinde başlamış oluyor. 3 gün önce falan çok aktif oluyor gerçekten. 17'sinde galiba. Ama eğer onları düşünecek olsak hayatta hiçbir şey yapamayız. O da bir gerçek. İş ve kariyer anlamında akrepler çok şanslılar. İş sahibi olabilirler. Aradıkları gibi bir iş bulabilirler. Yoruldukları, istemedikleri bir işi bitirip yeni bir işe geçebilirler. İş yerlerinde bazı yenilikler olabilir. Patronlarıyla ilgili, iş yerleriyle ilgili. Ama bu ay sorumluluk odaklılar.
Bu ay sorumluluklarına çok düşkünler ve her şeyi de tıkır 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 oturtacaklar. Eve yakın iş, işe yakın ev, kariyerde sorumluluk alma, yükselme, büyüme fırsatı, kendinizi parlatıp ben buradayım, bakın bu işleri yapıyorum deme fırsatı. Bol bol sahnede görünebilirsiniz. 10. evde tepenizde bir dolunay olacak, hem de aslan dolunayı. Size parlamak için bir fırsattır bu. Akrepler, kendinizi gösterin bakalım. Biraz da rekabet ortamı da oluşacaktır. Kendinizi burada göstermeye bakın. Bunun dışında aşkla ilgili de şanslılar. Aradıkları gibi bir aşk, romantik bir ilişki içerisine de girebilirler akrepler. Evde, yuvada, ailede gelişmeler var. Ev alabilir, satabilir, kiralayabilir. Evinizde bir yenilik yaşayabilirsiniz. Emlakla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hak ettiğiniz gibi bir ortama artık gireceksiniz. Nasıl bir ev istiyorsanız, nasıl bir aile istiyorsanız yuva da kurabilirler, aile de olabilirler. Bu anlamda çok şanslı evet, akrepler. Akreplerin söylediklerini aldım, kabul ettim. Güzel. Evet. Evet, güzel geldik oldu. Yaylara. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay olanlar kesinlikle bu yeni ay sizin için de faydalı, güzel bir yeni ay. Neden? Çünkü dost burcunuz kovada gerçekleşecek. Yeni ay size yapmış olduğu açı güzel bir açı. 60 derecelik yaklaşık açı yapıyor yayların geneli için. Genel konuşuyoruz zaten. Aynı zamanda iletişim, medya, basın, yayın, internet, iletişimle ilgili her konu, internet işleriyle ilgili her konu. Ve mesela e-ticaret işi yapanlar varsa, sosyal medya işi yapanlar varsa, reklam yaptırmak isteyenler varsa, reklam yaptırıp, tanıtımlar yaptırıp işinizde büyüyebilirsiniz. Sizi işinizde büyütecek, iletişimle uğraşan biriyle karşılaşabilirsiniz. Biri elinizden tutup gerçekten size yol gösterebilir. Çok güzel fikirlerle kendinizi daha iyi gösterebilirsiniz. Parlak fikirlerle kendinizi büyütme imkanı bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu Şubat ayı sizin kardeşler ve akrabalar konularını da ön plana çıkaracak. Sizin için kardeşlerinizden birinin hayatında önemli gelişmeler olabilir olumlu anlamda. Siz ona destek olmak durumunda olabilirsiniz. Beraber olabilirsiniz. Yakınlarınızda daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir dönem olabilir sizin için. Ama elektrik, elektronik, elektronik cihazlarla ilgili yaylar çok şanslı. Araba alabilirler, bilgisayar alabilirler, ev alıp satabilirler. Bunların hepsiyle ilgili yaylar çok şanslı olacak. Aklınızın ekmeğini yiyebilirsiniz. Çok güzel parlak fikirler üretebilirsiniz. Ve dolunayda size bir seyahat getirebilir. Bu ay içerisinde çok istediğiniz bir, en çok da sevdikleri şey. Evet, değil mi? Çok istediğiniz bir yere gidebilir, seyahat edebilir, yolculuk yapabilirsiniz. Ve pasaport, vize veya yurt dışı işlemleriniz varsa onların hepsini de bir çırpıda halledebilirsiniz. Aile büyüklerinizle bir sorununuz varsa, duygusallaştığınız, sizi üzen bir konu varsa onu da çözeceksiniz bu ay içerisinde. Daha yakın ilişkiler kuracaklar. Aşkı da, İletişimi de en yakınlarıyla en yakın biçimde, yakın temasta olacaklar. Sıcağı sıcağına güzel fikirlerle iyi ilerleyebilecekleri ve bekledikleri haberleri alabilecekleri bir süreç yaylar. Peki, gelelim şimdi oğlaklara. Evet, sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sizler yılın hem şanslı hem de en zorlanan burçlarından birisiniz. Hayatınız yeniden yapılandırılıyor. Bu kolay değil. Size hizmet etmeyen şeyleri geride bırakıyorsunuz. Bu da hiç kolay değil. Hayatınızda çok radikal kararlar alacağınız bir süreçtesiniz sevgili oğlaklar. Bu ay sizin için para meselelerini ön plana çıkarıyor. Hayatınızdaki o sert geçişler bitmiş değil. Ya da değişimler diyelim, ona illa kötü anlamda söylemiyorum. Ama gerçekten bir şeylerin değişmek zorunda olduğunu çok net bir şekilde hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bu ay itibariyle yeni ay etkisiyle beraber para akışınız güçlenecek. Odağınız biraz daha para konularına çevrilecek. Elinizde çok güzel para geçirebilir, yatırımlar yapabilirsiniz. Menkul ve gayrimenkul yatırımlar içerisine girebilirsiniz. Parasal anlamda güzel girişler yaşayabilirsiniz. Paranızı nasıl büyüteceğinizi ya da daha çok gelir getiren bir işi nasıl bulabileceğinizi ya da ek bir iş fırsatını da yakalayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili sizin de güzel haberler alma zamanınız. Biraz dedikodulara ve gizli düşmanlıklara ufaktan yine kulağınızı açık tutun bakalım neler dönüyor, neler duyacaksınız diye. Çünkü Mars hala 12. evlerinde. Biraz daha uyku düzeninize, sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Bu ay para ve menkul değerler çok ön planda. İlişkilerle alakalı karar alma, karar verme dönemi de devam ediyor. Eğer miras işiniz, para işiniz varsa bekleyen, onların hepsi akışa geçecek. Odağınız da zaten gerçekten paramı nasıl büyütürüm, işimi nasıl büyütürüm olmalı bu ay. Çünkü yeterince insanlarla uğraştınız. Artık kendinizi büyütmek, geleceğinizi düşünmek durumuna geçeceksiniz. Şimdi düşünüyorum başka ne unuttuğum bir şey var mı diye. Aşk ve ilişkilerle ilgili keskin durumlar devam ediyor. Evlilikse evlilik, ayrılıksa ayrılık. Hadi yuva kuruyoruz ya da hadi artık yollarımızı ayırıyoruz modunda. Yine bu ayda o enerji devam ediyor sizin için. Ve yakın çevrenize de bir süre sonra odaklanacaksınız. Onlara da destekler vereceksiniz sevgili oğlaklar.
Evet, şimdi bir nefes at. Al. Yoruldun değil nefesini değil mi? Bir taksın motora gidiyorsun. İç sen suyunu. Evet. Kovaları geçelim. Kovaların zamanı sanki Şubat ayı. Bence kovalar Zaten şanslı kovalar var. için müthiş bir zaman. Kovaların artık gerçekten şu kadar uzun yıllardan sonra böyle bir rahat nefes alacakları bir aya girmiş bulunuyoruz. 25 Ocak'taki yeni ay sizin hayatınızda hızlı başlangıçları beraberinde getirecek. Sadece bir kova için endişem var. Ve zaten biz bunu yayına koymadan önce o endişem de yerini bulmuş olur diye düşünüyorum. İsim vermeyeceğim ama çok sevdiğimiz, hepimizin yıllardır sevdiği bir kova ünlüsünün 2,5 sene önce falan bu hastalığa yakalandığında komşularıma dedim ki kesinlikle dedim kurtulmaz. Çünkü onun bireysel, bu kovalar için geçerli değil, bireysel haritası ile ilgili bir şeydi. Sonra kurtulma dediler ki hani kurtulmazdı adam kurtuldu. Hayır dedim kurtulmadı. O dedim 2021'e kadar zor geçirir. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Allah şifa versin Allah diyelim. şifalar İnşallah versin. Ama iyidir. onunla ilgili de artık kurtuluş. Yani ferahlıksa, ferahlık değilse de. Hadi bundan da kurtulsa 2021'e zor yani. Hani o açı onu bitirdi. Yani çok yani üzücü çünkü bir hayat dolu Hayat haline dolu bildiğimiz hali. için Evet. gerçekten. Allah şifalar versin. İnşallah ben yanılırım. İnşallah öyle bir mucize Ay olur inşallah ki sen yalnız gerçekten dirilir. dinlerim. İnşallah ben yanılırım. Çok istiyorum bunu yürekten istiyorum ama yenilik her zaman işte yeni ay her zaman hayatımıza sadece iyi başlangıçları getirmiyor. Yeni bir boyuta geçmek de bir yenilik oluyor. Yine bir kadın ünlü için de endişelerim var. Onun da çok sıkıntılı. Allah yardımcısı Onu olsun. bulamadım ben şimdi Söylerim anlayamadım. sonra ben sana. Tamam. Neyse kovalar için tekrar şimdi onlar da kızacaklar kızmayın. Yeri gelmişken söylemek istedim. Evet kovalar için çok sıkıntılı yıllardan sonra bu ay artık bir yenilik, güzel bir yenilenme içine girebilirsiniz. Hayatınızla ilgili her konuda aşk, iş, ilişkiler ne yapmak istiyorsanız onların hızlı bir şekilde gelişeceği bir zamandasınız. Kendi hayatınızın olağan akışına göre çok iyi kontaklar kurabilir, iletişimler kurabilir. Bilgi iletişim anlamında çok güçlü enerjiler içerisine girebilirsiniz. Bu yeni ay size gerçekten bolluk, bereket, şans, iyice şans getirecek. Çünkü Merkür bir anlamda Uranüs'ün çocuğudur. Merkür'ün de Uranüs yan bir burçta Kova'da şu an bulunuyor olması Kovalar için aslında çok iyi bir şans, bir asalet niteliğinde diyebiliriz. Onun için kendinizle ilgili dilediğiniz, niyet ettiğiniz birçok şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz bu yeni ayla beraber. Yeni başlangıçlarınız olacak. Aşk ve ilişkilerle ilgili en şanslı burçlardan biri de sizsiniz. Ayın ortalarındaki dolunayla beraber ilişki anlamında bir netleşme, güzel romantik bir ilişkiyi taçlandırma, evlilik kararı alma, birliktelik kararı alma, nişanlanma gibi bol bol aşkla alakalı güzel başlangıçlar yapma ve adımlar atma döneminde olacak kovalar. Kovaların hem iş hem ilişkiler hem aşkla ilgili çok şanslı bir dönemi, parayla da ilgili şanslı. Sadece arkadaşlıklar ve para konusunu birbirine bu ay karıştırmamaya çalışın. Birini çok seviyorsunuz diye ona borç para vermek zorunda değilsiniz. Sizde yoksa kendinizi kasmayın. Veya çok mecbur değilseniz birilerinden borç isteme durumuna da girmeseniz iyi edersiniz sevgili kovalar bu anlamda da. Onu da uyarmış olayım ama kovalar için muhteşem bir zaman. Güzel Neyi ses. hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız hızlı hızlı gelişebilir. Teknolojik anlamda da yenilikler yaşayabilirsiniz. Arabanızı alabilirsiniz, evinizi alabilirsiniz. Hayalinizi, neyse hayalleriniz onlara kavuşabilirsiniz. Umarım gerçek olsun hepsi. Güzel olsun İnşallah. kovalar için ve gelelim balıklarımıza. Evet sevgili Sevgili balıklar ve balıklar. yükselen burcu balık olanlar. Evet yeni ay 12. evlerinde. Seninle daha önce de konuşmuştuk. 12. evdeki yeni aylar eskiden hep kötüye yorulurdu. Mala fortuna denir, kötü şans evi. Fakat artık bilinçlendiğimiz için, daha çok kişisel gelişimimize önem verdiğimiz için aslında bazen insanın düşmanının kendisi olduğu gerçeğiyle yüzleştiği zamanlardır bu zamanlar. Eğer çok sigara içiyorsanız, çok alkol alıyorsanız, şeker bağımlısıysanız, zararlı bir alışkanlığınız varsa bu yeni ayla beraber bu zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulmak üzere fırsatlar elde edebilirsiniz sevgili balıklar. Bir kere alışkanlıklarınızı bir gözden geçirin. Tam saati söylüyorum. 25 Ocak 00:42'de 4 derece Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Tam o saatlerde 00:42 öncesi sonrası 1 saat meditasyon hali alıp ibadet haline geçip Allah'ım ben şu 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 alışkanlıklarımdan, şu 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 dertlerimden kurtulmak istiyorum. Lütfen beni bunlardan kurtar diye niyet edin ve siz de o kararlılığı gösterin. Çünkü sabit burçta bir yeni ay varken bir alışkanlıklarınızdan vazgeçerseniz bu kalıcı olur. Bir şeye başlarsanız bu da kalıcı olur. Bu da bir bilgi olsun ek olarak. Bu alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz. Ve arka planda dönen sıkıntılı ne varsa hepsini böyle arkanızda bırakmaya niyet edebilirsiniz. Mutlaka meditatif çalışmalar yapın.
Aynı zamanda sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar demek. Sizin için sağlık konuları ön plana çıkacak. Gizli saklı mevzular, bazı sırlar, bazı gizli ilişkiler ön plana çıkabilir hayatınızda. Gizli mevzular. Herkesten gizlemek istediğiniz bir işe dahil olabilirsiniz. Artık kimseye güvenmediğiniz için bazı şeyleri kendinize saklama eğiliminde olabilirsiniz. Sevgili balıklar. Yılın ortasından itibaren işinizle alakalı bir tamamlanma, netleşme ve karar verme dönemi olacak. Bir işi tamamen artık noktalayabilirsiniz. Ya da yeni bir iş planına geçebilirsiniz. Kalp sağlığınıza biraz bu ay dikkat edin. Dolaşım problemlerine yatkınlığınız var. Dikkat edin. Herkesin bir dönemi vardır. Bu dönemde sizin sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. İş hayatınızdaki sıkıntıları daha iyi kontrol etmeniz gereken bir dönem. Bu konuda da uyarmış olayım sevgili balıklarım. Evet, o zaman teşekkür ederiz. Güzel bir Şubat ayı. Başka bir şey söyleyeyim mi? Şunu da söyleyeyim, unutmasınlar. Çok gidenler geri gelecek, ağlaya ağlaya gelenler olacak, hazır olun. Aynı zamanda aşkın iyisi de sizi bulur. Gözünüzü dört açın, prim vermeyin ötesine zaten. Evet ya, bence de yeni güzelleşeceksiniz ve aşka da çok açıksınız. Tamam, bu balıklar için mi, herkes için? Balıklar için. Tamam. İyice şimdi bu videonun altına kötü yorum yapan herkesi lütfen benim için engelliyorsun. Ama ben engelleyemem. Çünkü neden biliyor musun? O zaman telefonunu alır, ben engellerim. Engellemek de yani gerçekten o kötülüğe prim vermek değil mi? Ben yok. Uğraşmam öyle şeylerle. Herkes kendi ne yapıyorsa ama neden karşılığını... uğraşmayasın canım ya, ben istiyorum, engeller misin lütfen? Senin için her şeyi yaparım ama kendimden ödün vermek olur bu. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musun? Herkese affediyorum, ben yoluma bakıyorum ve ben her zaman i̇nşallah. Mutlu oluyorum. Evet, inşallah bunu bu yayından sonra da söyleyebilirsin İnce. Ay ya, oldu neler geliyormuş bana şimdi. Vallahi bilmiyorum. Bence bazı insanları bloklamak. Bunu bana sosyal medya danışanım söylemişti. Hmm. Danışmanım söylemişti. Dedi ki kesinlikle negatif yorum yapanları bloklayın. Çünkü o insanı hani orada o enerji vampirliğini yapmasına müsaade ediyorsunuz. Bak artık bu, herkes bunları biliyor. Senin enerjini aşağı düşürüyor. Senden faydalanıp sana zarar verme eğiliminde. Ama o kadar da güzel yorumlar yazanlar var ki. Güzel ya. Yorumlar ben yazanlar onları... zaten başımızla beraber. Sevgiliyle zaten mutlu şimdi olup kimse, onları görmüyorum bile. Kimse bize güzel yorum yapmak zorunda değil. Hiç yorum yapmak zorunda da değil. Ama özellikle ve kasıtlı olarak kişiliğimize, dış görünüşümüze... mesela bizi şöyle eleştirebilirler. Şunu şöyle konuşuyorsunuz. Bunu çok hızlı konuştunuz. Şunu şöyle. Bunlar tamam. Hakaret etmeden. Ama fiziksel görüntümüze, dış görünüşümüze, insanlığımıza, kişiliğimize, bedenimize ya da zihnimizle ilgili, işte aklımıza, fikrimize hakaret etme hakkını kimse kendinde bulamaz. Bir sosyal medya işi yapıyorsanız Öykü, sevgili Öykü Serter mi? O, evet, adını unuttum kadıncağızım. Buradan sevgiler. O da hep söylerdi. Negatif yorum yapan insanları, küfür ve hakaret içeren yorum yapan insanları anında bloklayın. Siz de özel hayatınızda bunu yapın. Çünkü bu bir siber saldırı. Buna ne kadar engel olursanız o kadar o insana da kendine getirmiş olursunuz. Artık başka bir hesap açıp sizi başka bir yerden takip etmek zorunda kaldığı için o da yorum yapmamayı öğrenmek durumunda kalıyor. Yani mesela bazen şey diyorlar, işte konuşuyorum ya, ben konuşacağım, işim görevim bu. Ben burada getiriyorum size. Mine'yi getiriyorum, bir sürü kişinin yanına gidiyorum, videolar çekiyorum. Konuşmayayım da ne yapayım, Allah Allah. Ah, akrepliğim çıktı şimdi içimden. Valla telefonunu çalıp ben engelleyeceğim. Ya, artık şey o kadar da etik olamayacağım. O yüzden eğer direkt sadece astroloji dinlemek istiyorsanız zaten onların hepsinin kendi YouTube kanalları var. Instagram'da sürekli yazıyor da çiziyor. Sürekli yazıyor. Gidin oradan bakın. Yani bu yüzden biz burada sohbet de etmek istiyoruz. Evet. Böyle bir misyonumuz yani, var. Yani öyle. Güzelliklerle evinize konuk oluyoruzdur. Evet. Ya bir de ben şuna inanıyorum. Görüşemezsin, daha kapatamazsın. Bay bay diyeceğim ben. Demin şimdi bay bay. Bir de ben şuna inanıyorum. Çok şükür ben hiçbir zaman boş konuşan biri olduğumu düşünmüyorum. Benim her açtığım konuda bir mutlaka bilgi ve karşı tarafa bir fayda sağlama mutlaka bilinci yani var. Başaklıktan kaynaklı. O yazılarında da nasıl uğraşıyor? Yani bir şey söylüyorsam, o konuyu orada değiniyorsam, orada da sizin hayatınızdan bir ipucu var. Sadece ben şu mantığı zaten sevmiyorum. Benim burcumda ne olacak? Senin burcunda ne olursa olsun, bugün ülkemiz iyi durumda olmazsa, dünyamız iyi durumda olmazsa, yan komşun kötü durumda olursa kusura bakma sen de mutlu olamazsın. Bir yerde yangın varsa o yangın döner dolaşır seni de bulur. Hayatında kendine hiç katkı olmadan, hiç kişisel olarak gelişimine önem vermeden, farkındalığını düşük tutarak hiçbir konuda başarılı olamazsın. O yüzden illa benim burcumda ne olacak demediğim için ben hep hayatta başarılı oldum. Hep başkalarının da ne yapabilirim veya bir hata varsa, bir suç, bir sorun varsa niye bu kadar çok hata yapmadan, çok şükür Allah'a şükür ilerlemeye, hani hatalarım da oldu, onlar beni büyüttü ama
Çünkü başkalarının yaşadıklarından da ders alabiliyorum ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel söyledin gerçekten. Mesela şimdi bakıyorsun ülken senin zor durumdaysa, bir sürü iş yerleri kapanıyor vesaire, sıkıntılı oluyor. Ben para kazanıyor muyum? Kişisel burcum kazanıyor mu? Bugün istediğin kadar kazan, 6 ay sonra kazanamayacaksın. Yani bireysel, çok bireyci olmayın. Biraz toplumdan bireye gitmeyi bilin. Ve sürekli benden olacak, benden olacak. Eğer iyi şeyler yaparsan, emek verirsen çok iyi şeyler olacak. İyi şeyler yapmazsan Venüs'te tepeneyse, hep söylüyorum, Jüpiter'in tapusunu da sana verseler, o orada öyle yatar. Yatan Cadillac gibi olur. İyi şeyler yapmayan insanlar yatan Cadillac'tan, motoru bozuk bir Cadillac'tan farksızdır. İstediğiniz kadar dışınız güzel olsun, son model bir araba gibi muhteşem parlayın, motorda sıkıntı varsa zaten hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle durursunuz orada. Jüpiter'in de tapusunu alabiliyor muyuz? Alamazsın canım ya. Öyle bir dünya yok. Belki ileride o da olur. İnsanoğlunun aç gözlüğünden. Ay, o zaman bay bay diyelim. Gerçekten. Bay bay. Seviyoruz sizi. Hoşçakalın. Görüşürüz.